Türkiye'de özelleştirme her zaman haber oluyor. Hangi kamu kurumu özelleştirilse olumlu ve olumsuz tepkiler alıyor. Son yıllarda aslında gündemimizden çıkmıştı. 90'lı yıllarda başlayan özelleştirme furyasında tartışmalar da bitti sayılırdı. Ancak geçtiğimiz haftalarda şeker fabrikalarının özelleştirilmesi o bildik tanıdık tartışmayı bir kez daha başlattı diyebiliriz. Şeker fabrikaları özelleştirmeli mi, özelleştirmemeli mi? Bu konuyla ilgili farklı görüşler var. Ben de bu konuyla ilgili bir ilki gerçekleştirdim diyebilirim. Sosyal medyadan liderlere sordum, siyasi liderlere. Başbakan Binali Yıldırım bizzat beni arayarak kendisi bilgilendirdi. Diğer liderler de tek tek soruma cevap verdiler. Bir anlamda yıllardır bir araya gelmeyen, ekranlarda bir araya gelemeyen liderler sosyal medyada bu sorum üzerine birleştiler ve ilk kez bir konuda görüşlerini paylaştılar. Şeker fabrikaları özelleştirilmeli mi, özelleştirilmemeli mi? Bakın ne dediler. Ben çiftçiyim arkadaş. Ben akşam saat 10'da yatıp sabah zantır gibi 5'te kalkmam lazım. Ama ben korkuyorum, yatamıyorum. Gece 1'e kadar televizyonda açık oturup seyretmek zorunda kalıyorum. Ben çiftçiyim. Ben yatmak, uyumak zorundayım. Ben dinlenmek zorundayım. Ben huzur arıyorum. Huzur yok. Huzur verecek insan yok. Bu nasıl bir iş? Bu geç kalmış bir toplantı. İzlediğiniz bu görüntüde konuşan kişi Nihat Babaözlü, bir pancar çiftçisi. 14 şeker fabrikasının satışına ise işte bu sözlerle isyan ediyor. Burada sadece keller köller birbirini ağırlıyor. Laf salatası yok. Yapın harmanı olmaz. Yapın harmanı olmaz. Çiftçisinden siyasetçisine Türkiye birkaç haftadır şeker fabrikalarının özelleştirilmesini tartışıyor. Türkiye Şeker Fabrikaları 2000 yılında özelleştirme kapsamına, 2008 yılında ise özelleştirme programına alınmıştı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yaptığı açıklamada belirlediği strateji çerçevesinde özelleştirme hazırlık çalışmalarının tamamlandığını ve 14 şeker fabrikasının satışı için ihale sürecinin başladığını duyurdu. Özelleştirme yapılırken bu 14 fabrikada çalışanların ve pancar ekimi yapan çiftçilerin korunmasıyla fabrikalarda üretimin devamlılığı temel ilke olarak ele alındığı söyleniyordu. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, yani bilinen adıyla Türk Şeker'in ülke genelinde 25 şeker, 2 makina, 1 elektromekanik aygıtlar fabrikası, 4 alkol, 1 tohum işleme fabrikası bulunuyor. Bu 25 şeker fabrikasıyla toplam pancar şekeri talebinin yaklaşık %50'si karşılanıyor. Türk Şeker ülke ekonomisine yılda yaklaşık 500-550 milyon dolar katma değer yaratıyor. Son dönem şeker fabrikalarıyla ilgili tartışmaları ben de sosyal medyadan ilginç bir deneyimle katıldım. Twitter üzerinden tek tek tüm liderlere şeker fabrikaları hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordum. Türkiye'de belki de uzun süredir bir araya gelemeyen liderler ilk defa bir konu üzerinde aynı mecrada buluşmuş oldular. Hepsi tek tek soruma cevap verdiler. İlk cevabı veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. Cüneyt Bey, Kargil'in AKP hükümetine rapor sunduğu günden bu yana şeker fabrikalarımızın satışı ve Kargil'in oyunu her konuşmamın konusu. Sattırmayacağız dedim ve demeye de devam edeceğim. Ardından Başbakan Binali Yıldırım bizzat beni arayarak telefonda sorumu yanıtladı. Şeker fabrikalarının satışıyla 14 fabrika özelleştirilecek. Yapılan işlem bu, fabrikanın kapatılması değil, biraz daha verimli çalıştırılması. Kamuoyunda dile getirildiği gibi herhangi bir kapatma söz konusu değil. Bu fabrikalar verimli çalışmıyor, rakipleriyle rekabet edemiyor. Edemeyince de bu sefer verimli çalışıyor, maliyetler yükseliyor. Devlet pancar üreticilerinin mağdur olmaması için elinden geleni yapıyor. Böylece devlet pancar bu rakamdan aşağı alınmayacak diyecek, bu şekilde pancar üreticisini koruyucu bir tedbir oluşacak. Şeker pancarının teşviki ve nişasta bazlı şekerin üretimi sınırlanacak. Binali Yıldırım'dan sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da cevabı sosyal medyada belirdi. Cüneyt Bey, bütün boyutlarıyla düşünüldüğünde özelleştirmeleri ciddi riskler barındırdığı gibi tüm toplumu da kaygılandırmaktadır. Bu fabrikaların özelleştirilmesinde bizim en büyük kaygımız özelleştirmenin ardından kapatılma ya da devre dışı bırakılmaları ihtimalidir. Özetle ifade edecek olursak, Türkiye birçok üründe olduğu gibi şekerde de ithalatçı olmamalı ve şeker pancarı üretiminde süreklilik sağlanmalıdır. Bunun için şeker fabrikaları Almanya, Fransa,
Polonya ve benzeri AB ülkelerinde olduğu gibi pancar üreticisi ve şeker işçisinin içinde bulunduğu ancak devletin de denetlediği bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Bunun dışında atılacak bir adımın ülkemize bedeli çok ağır olacaktır. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de şeker fabrikalarının satışa çıkartılması sanayimize, işçi haklarına, sendikalarımıza, tarım ve pancar üreticilerimize, hayvancılığımıza, milli ekonomiye, vatan savunmasına darbedir. Özelleştirilen kamu iktisadi kuruluşları ve bunların iştirakları yeniden kamulaştırılacak, verimli işletilecek ve Türkiye ekonomisinin hizmetine sokulacaktır. Ardından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, biz ilkesel olarak özelleştirmelere karşı olan siyasi bir parti değiliz. Hatta özelleştirilmesi gereken kurumların düzgün bir şekilde özelleştirilmesini doğru buluruz. Ben yaptım oldu bitti mantığıyla ya da haraç mezat denecek şekilde bu özelleştirmelerin yapılmasına da karşıyız. Eğer özelleştirme zorunlu bir hale gelmişse, devletin milletin yararına olacaksa topluma açıkça anlatılmalıdır. Ve HDP eş genel başkanı Sezai Temelli'nin cevabı geldi. Sayın Cüneyt Özdemir, şeker fabrikalarının satılması binlerce işçi ve üreticiyi yoksulluğa sürükleyecektir. Dahası doğa tahrip edilecek ve halk sağlığına önemli zararlar verilecektir. Şeker sektörünün ihtiyacı bugün özelleştirme değil, güçlendirme ve yeniden toplumcu bir iktisadi anlayışla bir yapılandırma olmalıdır. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'da şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili görüşünü açıkladı. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi toplumun her kesiminin karşı çıktığı bir uygulama. Bu üretimin kaybedeni yok. Herkesin kazandığı bir ortama siz dinamit koyuyorsunuz. Hangi gerekçeyle özelleştiriyorsunuz? Şeker fabrikalarını özelleştirerek siz aslında bir anlamda Cumhuriyet'ten intikam almaya çalışıyorsunuz. Şeker fabrikalarına sahip çıkmak, Cumhuriyet'e, emeğe, alın terine sahip çıkmak demektir. Türkiye'nin gündemini bir süredir meşgul eden özelleştirme meselesi aslına bakarsanız ilk değil. Aslında ülkemizin uzun yıllara dayanan bir özelleştirme tarihi var. Turgut Özal döneminde 80 sonrası serbest piyasa ekonomisinin benimsenmesiyle Türkiye'de iş hayatı devletçilikten özel sektöre biraz da bu özelleştirmelerle kaymaya başladı. Kronolojik olarak da baktığınız zaman Özal'ın bu konuda Thatcher'ın politikalarından etkilenmiş olduğunu söylemek yerinde olur. Bu tabii özelleştirme hareketi yani bir 80'lerde daha öncesinden de başlıyor hatta 70'te yani 80'ler sonrasında daha çok hızlanarak bir anlamda biraz neoliberal iktisat politikalarında daha hakim olmaya başlamasıyla beraber kamunun ekonomideki ağırlığı sorgulanmaya başlıyor kamu sektörü ve buna paralel olarak aslında kamunun yer almaması gereken bazı yerlerde ekonomik faaliyetten dışlanmasını içeriyor. Bunun iki nedeni var aslında baktığınız zaman. Yani birincisi burada daha ekonomiyi özel sektörün daha etkin ve kaynakları daha etkin bir biçimde kullanabileceğine dair bir görüş var doğal olarak. Bir de kamunun yer almaması gereken bazı ekonomik faaliyet alanları var. Bir de tabii bütün bunların yanında bunlar ekonomik gerekçeler diye baktığınız zaman ekonomik rasyonele dayanan şeyler. Onun dışında da tabii ki bazen de kamunun borç yükünü azaltmak için de bir anlamda böyle bir pragmatik bir yanı da var uygulamalara baktığınız zaman. Şu anda Ankara'da, Ankara'nın ayazında 8 bin işçi haklarını arıyorlar. Ancak bu hak arayışları ne yazık ki medyada hak ettikleri kadar duyulmuyor, duyurulmuyor. Türkiye'nin son yıllarda en çok tartışılan ve ses getiren özelleştirmelerinden biri tekel özelleştirmesi olmuştu. Özellikle tekel işçileri günlerce Ankara'da bunu protesto etmiş, eylemler yapmış ve sesini ancak birkaç gazeteciye duyurabilmişti. Peki bütün bu özelleştirmeler gerçekten yapılmalı mı? Yapıldığı takdirde nasıl yapılmalı? Şekerin devlet tarafından üretilmesinde herhangi, biraz önce çizdiğim nedenlerle baktığınız zaman herhangi bir gerekçesi yok. Yani çünkü şeker pekala özel sektör tarafından üretilebilir. Dediğim gibi bir kamu malı özelliği söz konusu değil. Onun dışında işte böyle bir kamu yararı vesaire bakabileceğiniz bir şey yok. Şekere baktığınız zaman, yani genel çerçeveye koyduğunuz zaman şeker fabrikalarının özelleştirmesi gerekir. Şimdi bunun baktığımız zaman peki kamu şu anda bunları özelleştirdiği zaman ama bu hemen özelleştirmesi gerekir diye bunun paldır küldür de yapılması gerekmez. Bunun dikkatli bir biçimde
yapılması gerekiyor. Burada kamu varlığını satarken kamuyu zarara uğratmadan en maksimum yararı alabilecek şekilde satışını gerçekleştirmeniz lazım. Tabii şu da var diğer taraftan, orada çalışan insanlar da var. Yani hani bu da böyle bir karar. Şimdi ekonomik rasyonel açısından hemen satalım burayı, ondan sonra da burada çalışan işçilere ne olursa olsun demek de doğru bir şey değil. Çünkü devlet onu da gözetmek zorunda orada çalışan insanların. Dolayısıyla onların da buradan bir zarara uğramadan çıkabilecek bir biçimde düzenlemelerinin yapılması da gerekiyor. Şeker fabrikaları özelleştikten sonra başka bir tartışma gündeme dayanmış gözüküyor. Gıda konusundaki tartışmalara henüz yeni başlıyoruz.